YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün fiyatı çok makul, ekonomik, aynı zamanda mantolaması üst düzey yapılmış bir evin incelemesiyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu ev 45 metrekare kullanım alanına sahip, dış mantolaması yapılmış, gayet şık ve ekonomik bir ev seçeneğidir. Beyaz üzerinde antrasit çizgileri bulunan dış tarafında gördüğünüz mantolaması gayet güzel şekilde yapılmış evimizin incelemesine başlıyoruz. Bu evin duvarlarında 50 milimlik taş ünüyle yalıtım yapılıyor iç tarafında. Ama bunun dış tarafında da bu şekilde gördüğünüz üzere mantolaması yani dışarıdan kaplaması da yapılıyor. Bu da size %30'un üzerinde bir ilave yalıtım olanağı sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu mantolamayla çok daha şık ve çok daha göz alıcı bir ev şekline ulaşmış oluyorsunuz. Eve şu anda diğer tarafından bakıyoruz. Gerçekten beyaz yani krem rengin üzerinde antrasit çizgiler bulunuyor. Gayet şık görünüyor. Üst tarafında bakın sandviç panel kullanıldı. Bu size güzel bir yalıtım imkanı sağlıyor. Evin bu tarafında da aynı çizgiler, detaylar kendisini koruyor. Sineklikleri de burada takılmış antrasit renkli PVC'yi görüyorsunuz. Bütün PVC'ler Fratpen marka olarak takılıyor. Bu da güzel bir yalıtım sağlamış oluyor. Burası meyilli bir arsa. Bu meyilli arsanın üzerinde gayet güzel bir ev inceliyoruz. Bu güzel evimizi ön tarafından görüntülüyoruz. Gerçekten meyilli arsadan dolayı oluşan şu yüksekliği duvar görünümü renklerle kapatmışlar. Gayet şık bir görüntüye ulaşılmış. Evimiz ön taraftan siyah burada. Trabzanların da görüyorsunuz. Bu tarafta da yine basamakla evin giriş tarafı bulunuyor. Ön tarafta da aynı renkler muhafaza edilmiş. Verandası 15 metrekare gayet geniş bir verandası bulunuyor evin. Antrasit rengi burada işte trabzanlarıyla çok daha şık bir görüntü elde edilmiş. Genel olarak alt tarafı siyah beyaz bir renk ağırlıklı. Ev bu açıdan doğrusu çok şık görünüyor. Evimize ön taraftan bakmaya devam ediyoruz. Burada çatı modelini görüyorsunuz. Ince bir çatı tercihi yapılmış, yüksekte bir yerde, gayet de meyilli bir yerde bence gayet hoş bir görüntü elde edilmiş. Evin verandasına çıkarken yerlerin seramikle kaplı olduğunu söylemek istiyorum. 15 metrelik gayet büyük bir verandası bulunuyor ki manzarası da gerçekten çok enfes olabildiğince önü açık ve gün batımını seyredebiliyorsunuz burada. Hemen mantolamayı yakından göstermek istiyorum bakın. Evin dış tarafında şu mantolama size %30-35 civarında ilave bir yalıtım imkanı sağlıyor. Evimize giriş tarafından bakıyoruz. Ön tarafta aydınlatma lambalarını görüyorsunuz. Yukarıda yine led lambası bulunuyor. Siyah renkli burada ferforje demirleri gayet şık bir görüntü sağlamış durumda. Evin verandasında Sol tarafta burada sürgülü PVC'yi görüyorsunuz. Bu mutfağa aydınlatma ve havalandırma anlamında kullanılacak. Burada da evin giriş tarafı geniş ve yüksek bir PVC ile sağlanıyor. Dışarıda yeterli sayıda priz görüyorum. Su gideri burada, aynı zamanda musluğunu da görüyorsunuz. Evet, şimdi mantolamasını bu açıdan da görüyoruz ve hemen evin içine geçeceğiz. Veranda gerçekten çok geniş ve aynı zamanda bakın çok harika bir manzaraya sahip. Bu tarz bir evi beğeniyor musunuz? Sizin için küçük mü büyük mü? Lütfen videoyu inceledikten sonra bu yorumu yapar mısınız? Yorumlar bölümüne sizden gelen görüşleri çok okuyorum. Hepsine cevap veremesem de çoğunluğunu okuyorum dostlarım. Burada beğenmediğiniz detayları ya da beğendiğiniz detayları yorumlara yazar mısınız? Şimdi evin içine doğru geçiyoruz. Şu anda evimizin salon mutfak bölümündeyiz. Antrasit beyaz çizgiler burada da ağırlığını koruyor. Girişte hemen sol tarafta verandanın arka tarafında penceresini göstermiştim size. Bakın burada e, beyaz ve antrasit çizgili mutfak dolabı var. Şimdi yakından da bakacağız. Hemen karşı tarafında bir L takım düşünülmüş. Gayet ekonomik, gayet yeterli bir alan. Güzel bir genişlik olan. Hoş bir evin incelemesini yapıyoruz. Bakın giriş tarafında mutfak dolabını göstereceğim. Beyaz sade şık renkli bir Amerikan panel kapı tercihi yapılmış. Bunun arkasında banyo tuvalet var. Burada da yatak odası bölümü bulunuyor. Mutfak dolabı bölümünü daha dikkatle izlediğinizi bildiğim için Burayı daha detaylı göstermek istiyorum Burada MDF lam mutfak dolapları kullanıldı Alt taraflarda böyle kuşak şeklinde antrasit rengi çizgiler geçiyor Yine dış tarafında da parlak MDF lam olan Burada dolaplarımızı görüyorsunuz Siyah renkli kulp kullanıldı Burada mermerit kullanılı tezgah olarak Alt tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Buzdolabı dolabı alanımızda sağ tarafta kalıyor. Güneş enerjisi palide, paneli de yaptıracak burada ev sahibimiz. Yeterli sayıda görüyorsunuz. Prizler mevcut. Gayet güzel genişliği var. Burada yine pencereler, e, şeyler, çekmeceler. Gayet yeterli sayıda bulunuyor. Hemen dönüyoruz. Yan tarafta bakın şöyle. Burada tuvalet banyo bölümü ve burada da yatak odası bulunuyor. Banyo tuvalet bölümüne girdiğimiz zaman siyah renkli karolajlı burada 120'ye 120'lik bir duşa kabin var. Geniş açı çektiğim için size biraz daha küçük görünüyor olabilir. Banyoyu tek seferde görmeniz için genişten gösteriyorum. Zeminden yukarıya kadar ıslak yerler seramikle kaplı. Burada standart banyo mobilyası Kullanıldı lavabomuzu şeyimizi görüyorsunuz. Yeterli sayıda prizde bulunuyor. Şimdi buradan sol tarafa geçtiğimiz zaman yatak odasına bakıyoruz. Burası hemen görelim. 9 metrekarelik bir yatak odası. Aynı şekilde iç kapı kullanıldı. Genişliği sizin de gördüğünüz gibi yatak odası olabilecek nitelikte gayet yeterli bir alan sağlıyor size. iç tarafta gri ve üst tarafta da opak beyaz rengi tercih edildi. Kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, süper teşekkür göndermeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Sizin desteğinizle inşallah daha da iyi olacağız değerli dostlarım. Bu tarz bir standart mobilyayla yapılmış banyo hoşunuza Gitti mi? Daha önce daha lükslerini de inceledik biliyorsunuz. Bu standart bir banyo tuvalet mobilyasıdır. Bu tarz bir mobilya sizin için yeterli midir? Yoksa daha lüksünü, daha farklısını istiyor musunuz? Yorumlarda lütfen bunu yazar mısınız? Mutfak dolabı bölümü de içinde aynısını söylemek istiyorum. Burası bakın ekonomik bir ev incelemesi yapıyoruz. Yani metrekare anlamında 45 metrekare kullanım alanıyla size ekonomik bir seçenek sunmak istedim. Fiyat bölümünü metrekare bazında açıklamalar bölümünde bulabiliyorsunuz. Bu açıklamalardaki fiyatla metrekareyi çarptığınız zaman her şey dahil fiyatı rakamı çıkartmış oluyorsunuz. Firmalardan ücret almadan size danışmanlık olması anlamında biliyorsunuz birden fazla ev çekimi yapıyorum. Onun için desteğinize ihtiyacım var. Veranda tarafına bakıyoruz gayet güzel bir genişlikte. 15 metrekare çok güzel bir veranda kullanılmış. 150'ye yakın evin detaylı incelemesi ve fiyatlarını öğrenmek için Prefabrikane kanalımızı takip etmenizi istiyorum. Küçük kanalımız Ev Turu isimli kanalımızda açıldı. Küçük denemelerle orada da farklı bir konsept denemek istiyorum. Bu ev hakkında lütfen beğenip beğenmeme, büyüklüğü, küçüklüğü anlamında aklınıza takılan böyle detaylar varsa yorumlara yazar mısınız lütfen? Orada çünkü görüyorum bir yazışma hali oluşuyor. Bir blog gibi aynı izleyiciler birbirinden görüş alışverişi yapabiliyorlar. Benim kaçırdığım noktayı diğer yakalayan izleyicimiz sağ olsunlar hatırlatabiliyorlar. Onun için yorumlar bölümünü kullanmanızı talep ediyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Beğenip paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlikle kalmanızı diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum dostlarım.